Değerli izleyenlerimiz, bir devralen programında yine birlikteyiz. Kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini kadim İpek yolundan modern İpek yolu belgeseliyle Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'a geldik. İlk Müslüman Türk Devleti Karahanlıların kurulduğu yerdeyiz. At sırtında, Tanrı Dağları eteğinde sizleri belgesel görüntülerle kadim İpek yolundan modern İpek yolu belgeseliyle karşınızdayız. Kırgızistan, kuzeyde Kazakistan, batıda Özbekistan, güneybatıda Tacikistan ve güneydoğuda Çin Halk Cumhuriyeti ile komşu. Tanrı Dağları ülkenin %80'ini kaplıyor. Ülke bu yüzden Orta Asya'nın İsviçre'si olarak adlandırılıyor. Zirveleri karlı, Ala Dağlar. Gözümüzü yaz-kış erimeyen buzullardan ayırmayarak farklı bir coğrafyada olduğumuzu hissediyoruz. Ata yurdumuz bize hoş geldiniz diyor. Bir anda binlerce yıllık ata yurduna kavuşmanın verdiği heyecan bizi duygulandırıyor. Dağlarda kendimizi kaybediyoruz. Kırgızistan, Orta Asya'da 198.500 kilometre karelik bir ülke. 1991 yılında Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazandı. Ülkede iki resmi dil var. Kırgızca ve Rusça. Daha çok tarıma dayalı bir ekonomiye sahip. Uçsuz bucaksız Kırgız obalarında Bozüy diye isimlendirilen çadırların etrafında otlayan at, inek, keçi ve koyun sürülerinin özgürce dolaştığı topraklar, başkent Bişkek'in yanı sıra Oş, Narın, Celalabad, Talas ve Karakol gibi şehirleri barındıran ata yurdumuz Türkistan coğrafyasının hızla gelişen ülkesi Kırgızistan. Larin şehrindeyiz. İpek yolunun önemli merkezlerinden birisi burası. Çin'den başlayan İpek yolu bu bölgelerden Kırgızistan'a giriyordu. Ve 2000 metrelik dağ silsilesi arasında Tanrı Dağları'nın arasında yer alıyor burası. Tanrı Dağları'nın zirvesinde adeta kartal yuvasını andıran Larin şehrindeyiz. Ve Larin şehri İpek yolunun güzergah merkezi üzerinde bulunuyordu. Ve bugün tarihler 3 Mayıs 2016. Görüntüler tespit ediyoruz bulunduğumuz yerden, otelimizin çevresinden, o dağların görüntüleri halen kar olan bölgeler. Henüz birçok yerde neredeyse yaza geçiyor. Henüz daha buraya bahar gelmiş değil. Kadim İpek yolu turumuz devam ediyor. Narin'den yola çıktık. Tanrı Dağları eteğindeki Narin muhteşem bir şehir. Geçmişte İpek yolunda önemli merkezlik yapmıştı Narin. Şu an Taşrabat, Çin hududuna doğru, daha doğrusu Kadim İpek yolunu adım adım takip ederek Çin'e doğru yolumuz devam ediyor. Ve son noktaya, sıfır noktaya ve sıfır noktadaki Taşrabat İpek yolunun önemli merkezine geleceğiz. Bugün tarihler 3 Mayıs 2017 ve 3 Mayıs 2017 tarihinden Narin'den yola çıktık. Kadim İpek yolunu takip ederek Taşrabat'a, Çin hududuna, Doğu Türkistan'a doğru yolumuz devam ediyor. Dünyanın çatısı gibi yüksek bölgelerden birindeyiz. Türk dünyasının belki de ülke olarak en yüksek noktalarından birindeyiz. Etrafımızda bu dağları görmek, bu yüksek ortamdaki doğayı görmek, hayvanları görmek inanılmaz büyüleyici. Bunu belgesellerde seyrettiğimiz zaman ya da kitaplarda, fotoğraflara baktığımız zaman aynı şeyi düşünmüyoruz. Belki bunun fotoğrafla çok iyi resmedildiğini düşünüyoruz. Ama gelip görmek lazım. Gelip gördüğünüz zaman, o havayı soluduğunuz zaman, bu ortama baktığınız zaman büyülenmeyecek bir insan düşünemiyorum. Ve geldiğiniz zaman işte Türk toplumlarının göçebeliklerini, yerleşikliklerini, inançla ilgili bağlantılarını, kültürle ilgili, müzikle ilgili bağlantılarını çok iyi anlayacaksınız. Çünkü bu coğrafyayı gördüğünüz zaman Türk kültürünün, Türk tarihinin sonucunun neye bağlı olduğunu, nereden kaynaklandığını anlamamak mümkün değil. O yüzden mutlaka gelinmeli, görülmeli. Dünyanın farklı coğrafyalarını hepimiz fırsat yaratarak gidip görüyoruz. İmkanlar bulmaya çalışıyoruz. Ama burası için de hazır bir fırsat var. İpek yolu projesi çerçevesinde. Bu bütünlüğü ve bu anlamı yakalamak mümkün. Herkese kesinlikle tavsiye ediyorum. Geldikleri zaman pişman olacak bir insan düşünemiyorum. Thank you.
Evet. İpek yolundan koyunlar da geçebiliyor. Çoban atının sırtında taşrabada doğru giderken böyle muhteşem bir görüntüyü de tespit etmiş oluyoruz. Mezarlıklar, karlı tarla dağları ve mezar kültürü İpek Yolu üzerinde. Karasu'dan çıktık. Karasu köyünü geride bıraktık. Bir başka köy Tanrı Dağları'nın eteğinde. Tanrı Dağları'nın eteğindeki köylerde ocaklar tütüyor. Biz İpek Yolu güzergahını takip ediyoruz ve hayvanlar güdülüyor. Yerel deyimle mal bakılıyor. Koyun sürülerine mal diyorlar Kırgızlar ve biz onların belgesel görüntülerini çekiyoruz. İpek Yolu'nda yaşanan kültürü ekranlara getiriyoruz ve İpek Yolu'nu takip ediyoruz. Bugün kadim İpek Yolu modern hale getirilip ve modern İpek Yolu olarak Çin'e kadar devam ediyor. Ve o modern İpek Yolu güzergahını takip ederek tarihe not düşüp zamana noterlik yapıyoruz. Evet, ıssız bucaksız Tanrı Dağları ve Tanrı Dağları'nın eteğindeki o Kırgız köyleri. Biz İpek Yolu güzergahını takip ederken zaman zaman durup o güzel görüntüleri de tespit etmeye çalışıyoruz. Muhteşem görüntüler. Tanrı Dağları'nın zirvesindeki bu güzel yayla ve köyler. Adeta Anadolu'nun bir parçası buralar. Sanki Toros Dağları zirvesi, sanki Karadeniz Dağları'nın zirvesindeki yaylalar. Kendimizi Anadolu'da, Karadeniz'de, Toros Dağları'nda hissediyoruz. İpek Yolu'nu adım adım gezerek tarihe not düşüp zamana noterlik yapıyoruz. Burası muhteşem coğrafya. Burası İpek Yolu, kadim İpek Yolu'nun modern İpek Yolu'na dönüştürüldüğü, biz de ilk tura katılarak bunu belgeselleştirip tarihe not düştüğümüz anlar. Anlı şanlı mezarlar yapılıyor burada ama böyle bir garip mezara da şahitlik yapıyoruz. Bir garip yolcu mezarı. Trafik kazasında burada ölüp burada defnedilmiş. Thank you.
Evet, Türkistan, Türk kültürü dediğimizde yayla kültürünün Türklerde ayrı bir yeri ve ayrı bir önemi var. Evet, sadece ata yurtta değil, ana yurtta da yayla kültürü halen tüm hızıyla geleneğini sürdürüyor. Evet, Kırgızistan'a gittiğimizde yayla kültürünü araştıralım dedik ve Tian Shan dağlarındaki Kırgız yaylalarına çıkıyoruz. Yaylalar bizim kültürümüzde çok önemli. Yayla kelimesi Orhun kitabelerinde yaylak olarak yer alıyor. Kelime Anadolu Türkçesinde yayla olarak yumuşamış. Yayla, kışlak karşılığında mana olarak yazın çıkılan yer anlamında kullanılıyor. Cediöküz Yaylası'na geldik. Arkadaşlar buradan itibaren bir kısmı atlarla beraber yaylaya çıkacaklar. Ve yayla karlı Tian Shan dağlarının, Altay dağlarının eteklerinde gördüğümüz gibi sırayla atla yolculuk yapmaya çalışıyorlar. Bizler Türkistan coğrafyasındaki gezimizi şimdi Tian Shan karlı Altay dağlarında sürdürüyoruz. Yemyeşil bir tabiata sahip olan Kırgızistan'ın dağları göklere uzanan doruklardan oluşuyor. Kokusu yayılan ardıç ağacı, boyu göklere dikilen köknar ormanları, çağlayanlar, dalı eğilmiş çıçırganak otu bize bambaşka bir güzellik sunuyor. Caylo yani yaylalarda Türkler geleneğe uygun türdeki evlerde bozuy denilen çadırlarda konaklıyor. Kımız içiyor, uçsuz bucaksız yeşil yaylalarda at üstünde yol alıyor. Kırgızistan'da ata binmek bir ayrıcalık. Biz de bu ayrıcalığa sahip oluyoruz. Atalarımızın at koşturduğu karlı dağlar dile gelse acaba neler söylerdi? Bütün bu güzellikler Allah'ın cemal sıfatının bir yansıması adeta. 15 kilometre kaldı. Zatoy gorka inadı. 15 kilometre kaldı. 15 kilometre kaldı. Şu an modern İpek yolundan dönüş yaptık. Gerçek İpek yoluna girdik, zira bu yoldan giriyordu. Siz kalın kıyafetlerin giyiniz, burada biraz soğuk. Biraz soğuk diyor ve gerçek İpek yolu buradan, Taşrabat'tan Doğu Türkistan'a gidiyordu. Ama geçmişte İpek yolunu böyle polis eskortları takip etmiyordu. Bu bölgedeki korucular, güvenlik görevlileri onları takip ediyordu. Biz de modern İpek yolundan şimdi ayrılıp tarihi İpek yolunu polis eskortuyla gidiyoruz. Tarihe not düşüyoruz. Müthiş bir duygu. Bir küçük ırmaktan geçip dağların zirvesine doğru tarihi İpek yolu güzergahını takip etmeye devam ediyoruz. İpek yolunu takip ediyoruz. İpek yolu güzergahını adım adım takip ederek önemli bir noktaya, Narin'e geldik. Tanrı dağlarını açtık. Hedefimiz Çin, Doğu Türkistan. Şu an dağların arkası Doğu Türkistan. Ve İpek yolunun, kadim İpek yolunun güzergahını takip ediyor yol. Ama biz şimdi kadim İpek yolunun o yönüne girdik. Taşrabat'a gideceğiz. 3500 metre yükseklikte Taşrabat ama dağlar karlı. Müthiş bir hava, enfes bir manzara eşliğinde İpek yolunu takip ediyoruz. İpek yolu sadece ipeklerin, ticaretlerin yapıldığı yer değildi. İpek yolu kültürlerin taşındığı yerdi. Özellikle Türkistan medeniyeti tarihinde İpek yolunun ayrı bir yeri ve ayrı bir önemi var. Çünkü o kültürü İpek yolu sayesinde Anadolu'ya, Anadolu'dan buralara taşımış ve müthiş bir medeniyet oluşmasına vesile olunmuştu. Ve muhteşem İpek yolu güzergahında muhteşem manzaralar. Tanrı dağlarının özgürlüklerini görüyoruz. Uçsuz bucaksız çöllerde atlarıyla Kırgızlar, yılkılarıyla Kırgızlar, koyunlarıyla, keçileriyle Kırgızlar, Türk'ün özgür yaşadığı dağlar. Tanrı Dağları. Selam ediyorum Türkiye'ye, Türk dünyasına. Dağlar bizim kültürümüzü, bizim tarihimizi anlatır. Altaylar, Sayam Dağları, Tanrı Dağları, Toros Dağları, Karadeniz Dağları, Balkan Dağları. Yahya Kemal
Türk'ün gönlünde varsa dağ, nehir varsa, Türk'ün gönlünde dağ varsa Balkan, nehir varsa Tuna der. Ama biz Türk'ün gönlünde sadece Balkan dağları değil, Tanrı dağları olduğunu, Altay dağları olduğunu, Sayan dağları olduğunu da ispat etmeye çalışmak üzere kadim İpek Yolu kültürünü, İpek Yolu'nu takip ederek kültürümüzü, medeniyetimizi belgesel görüntülerle ekranlara getirmeye devam ediyoruz. Ve müthiş heyecanlıyız, etkiliyiz, etkileniyoruz. Irmakları, dağları, suları, ovaları takip ederek tarihe not düşüp zamana noterlik yapıyoruz. Belgesel görüntülerle Tanrı Dağları'ndan sizleri baş başa bırakıyoruz. Ve yolumuz bir ırmağa da düştü ve ırmak nazlı nazlı akıyor. Manzara muhteşem. Türkler henüz İslam'la şereflenmemişti. Türkistan coğrafyası Müslüman Araplarla Çinlerin savaşına sahne oluyordu. Tarihler 751. Çinlilere karşı Arap Müslümanlar Kırgızistan'ın Talas şehrinde karşı karşıya geliyor. Türkler bu savaşta Müslüman Arapların saflarında yer alıyor. Ve savaş Arapların lehine sonuçlanıyor. Bu savaş sebep ve sonuçları bakımından çok önemli. Talas Savaşı, Türk-Müslüman münasebetlerinde bir dönüm noktası. Bu savaşta Türklerle Müslüman Araplar birbirini daha iyi tanımaya başladı. İslam dini Türkler arasında yavaş yavaş tanınıp yayılmaya başladı. Talas Meydan Muharebesi'nin zaferle neticelenmesi, Türk, Çin, İslam ve dünya tarihi medeniyetinde çok önemli tesirler bıraktı. Çinliler, Talas yenilgisinden sonra 20. yüzyıla kadar Tanrı Dağları, Tien Shan batısına geçemediler. Batı Türkistan, Çin tehlikesinden kurtuldu. Ve ilk Müslüman Türk Devleti Karahanlılarsa 840 senesinde Uygur Devleti'nin Kırgızlar tarafından yıkılmasıyla Orta Asya bozkırlarında Bilge Kül Kadır Han tarafından kuruldu. Koruk severlilik böyle olsa gerek. Taşrabat'tan yola çıktık. İpek Yolu'nun en son noktasıydı çıktığımız yer. Ve Narin vilayetine geçtik. Narin vilayetine bağlı yine Tanrı Dağları eteğinde önemli bir yer burası. İpek Yolu güzergahında Koçkor'dayız ve Koçkor'da bir Kırgız evine misafir oluyoruz. Yemekler donatılmış vaziyette. Her şey var ve yemek ikram ediliyor. Hanımefendi yemekleri ikram etti. Çok sağ olun hanımefendi. Adın ne senin? Madina. 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 Teşekkür ederiz. Çok rahmet. Rahman. Elde dokunan ipler. Evet.
inanılır ki Tanrı Dağları'nda sıkışan Türkler bir bozkurdu takip ederek kurtuluşa ermişlerdir. Yani bozkurt Türklerin kurtarıcısı konumunda bir hayvandır. Dolayısıyla biz bozkurdu çok severiz. Bu birinci kez ilk defa karşılaşıyorum böyle bir şeyle. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki misafir ettiniz efendim. İşte milli kıyafetleriyle Kırgız teyzeler, eceler yani ve akeler, aksakallar, bayviçeler, işte böyle bir gelenek, böyle apalar, bayviçeler, atalar, bayviçeler. Türkiye'ye selam. Türkiye'ye selam. Bordoş Türkiye'ye selam. Selam. Kadim İpek Yolu'nu modern turla tespit edip belgesel görüntülerle ekranlara getiriyoruz. Tanrı Dağları eteklerindeyiz. Burası Narin vilayetine bağlı Koçkar. Bir Horasan edeni Allah dostundan adını alan Koçkar. Koçkar'dayız. Ve adım adım Türkistan'ı, İpek Yolu'nu, Kadim İpek Yolu'nu araştırmaya, gezmeye devam ediyoruz. Hoş geldiniz. O doğal koydun kılı işlemi. Keçer işlemiz. Al oğlum ismi. Yapımını gösteriyor işte. Yani o şekilde. Bir bala koy kaytarıp yürüp anan giyin Ak Koçkor'a yolugup burada. Anan oşondan giyin anan oşonu Koçkor deyip kalat degen söz var ama benim tarifim. Bu yerde bir eski mezar var. Mazar. Mezar. Törü ögündörü törü güyüge tiybegenler tiyet deyip koyuşat da var değil mi? Kudaydın bir süygön yeri de. Anan oşo yerde bir bala oşo yerdin Koçkor'dun bir kızın jakşı görüp kalgan eken çındığında da. Anan oşo gelse anan oşonu koyga eme töö kaytartıp anan Koçkor'a Ak Koçkor'a yolugup burada. Anan oşonu en Koçkor deyip kalktırat. Koçkor'a yolugup atpay. Boldu oşonun gilde. Cemanın takı köp dem. Bir mezar var. Mezarın ismi Koçkor diye mezar var. O yerde hasta olan kişiler sorun. Koçkor'dayız ve Koçkor bir Allah dostundan adını alıyor. Bir türbenin olduğundan bahsetti teyze burada ve kendi evlerine de bizi misafir etti. Burası Koçkor türbesinin kasabasının bulunduğu yer. Çok rahmet. Özünür ve rahmet. Gel tutma. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sovyet işgali sonrası vatanlarından ayrılan bir başka Kırgız topluluğu Ulupamir Kırgızları. Sürgünde Afganistan'a göç eden Ulupamir Türkleri, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı 1979'da işgal etmesiyle zor günlerini geride bırakamadı. Sovyet askerlerinden kaçan Ulupamir Kırgızları serin yaylalarını terk edip değişik ülkelere sığındı. Çoğu Pakistan'a iltica etti ama buradaki sıcak hava şartlarına dayanamayınca bir grup Kırgız her şeyi göze alıp eski yurtlarına geri döndü. Diğer bir kolsa burada bir süre daha kalıp Türkiye'ye geçti. Bugün Bada ve Adana bölgesinde Ulupamir Kırgızları yaşıyor. Bir Kırgızlı çocuğun yüzünde bir milletin tarihini okuyoruz adeta. Ve yollar uzuyor. Görkemli Tanrı Dağlar arasından derin vadilerden geçiyoruz. Islık gölden kendimizi vadilere, derelere, tepelere salıyoruz. Bize bir ırmak eşlik ediyor. Kendimizi bu vadide Türk tarihinin labirentinde buluyoruz. Suyun çağlayarak akışına bakarak da Orhun abidelerine gidiyoruz. Zamanın yarısı kadar eski, gül renkli dağların yanından geçiyoruz.
ormanlar, dereler, tepeler aşıyoruz. Burası tarihi İpek Yolu'nun geçtiği yerlerden biri ve bir kervansaray. Bu kervansarayın adı Taşrabat Kervansarayı. Bu coğrafyada yapılmış olan ilk kervansaray olarak da biliniyor. Evet, İpek Yolu'nu takip ederek önemli bir yere geldik. Taşrabat'a geldik, Doğu Türkistan'a, Çin hududuna geldik ve kadim İpek Yolu güzergahından bir zamanlar İpek Yolu kervanlarının konakladığı, UNESCO tarafından koruma altına alınan kadim İpek Yolu üzerinde 3000 metre zirvesindeki Tanrı Dağları'nda bir kartal yuvasını andıran Taşrabat'tayız. Taşrabat'ın içine şu an giriyoruz, o meşhur kervansaraya. Nice İpek Yolu kervanları burada konaklamışlardı. Kim bilir, biz o kervan konaklayıcılarından birisiyiz ama modern İpek Yolu'nun kervanlarıyız. Burada acaba kimler, hangi konuklar kalmışlardı? Ve şu an o konukların yerinde buz kütleleri var. Türkiye'deki kervansaraylarla çok ciddi bir benzerliği var. Yani mimari açıdan hemen hemen aynı. Bu da şunu gösteriyor. İpek yolunu en çok kullanan Türk halkı, Türk milleti, Türk ırkı. Demek ki aynı plan üzerinden bütün İpek Yolu güzergahındaki tüm Türk ülkelerinde, Türk devletlerinde aynı kervansarayları inşa etmişler. Bu bunu gösteriyor. Tabii bu kervansarayın başka özelliği de tamamen taş olması. Taş üzerine bina edilmesi, hiçbir şekilde mermer ve başka bir malzeme kullanılmamış ve taşla yapılmış olan tonozlar, taşla yapılmış olan kubbe ilginç bir mimari ve ilginç bir inşaat tekniğini gerektiriyor. Bu bakımdan önemli. Ya, duygularım çok güzel. Yani her geçenle dört ülkeni gezdik. Dört ülkenin yeni ki bayağı çok zaman eser ettik. Söyleyebilirim ki yeni ki İpek Yolu her yerinde gezilecek bir yer. Turistler gelecek bu yere ve bizim ülkelerimiz yeni ki her bir turiste yeni ki mutlu edecek. Karavansaray çok çok muhteşem bir Bir çağrıda bulunun buraları görmeyenlere, Kazakistan'dan evet. Görmeyenlere, Türkiye'den görmeyenlere. Herkese biz çağırıyoruz. Katılın, bizim tur paketimiz sonra hazır olacak. İnsanlar da çağıracağız, gelecek. Herkese hoş geldiniz diyoruz, gelsin. Bu duyguyu yaşasın. Evet. Efendim, burası İpek Yolu'nun içinden Kırgızistan'a girdiği noktada çok mühim bir nokta. Burada bu taş medrese yapılmış. Taş medrese buradan geçen kervansarayların, buradan geçen tüccarların özellikle konakladıkları ve burada bir süre dinleyip devam ettikleri bir yer olması hasebiyle Karahanlı hanlarından birisinin yaptırması kuvvetle muhtemel. Muhtemelen buradan geçerken onlardan temin edilen vergilerle burasının yapıldığı tahmin ediliyor. Türk tarihi için çok önemli, Türk kültürü için, Türk milleti için çok önemli bir nokta. Türkiye'den insanların özellikle yaz aylarında gelip burada bir hafta dinlenmeleri, bir yıl boyunca enerji harcayacakları enerjiyi biriktirmelerine imkan sağlayabilir. Tüm Türklere tavsiye ediyoruz efendim. Nous sommes venus ici parce qu'on trouve ça beau. Donc nous voilà à Taşrabat. C'est magnifique avec un très beau paysage. Nous sommes sur la route de la soie. C'est parfait. French? Français. França? Francia. França? Paris? Bretagne. Next to Paris.
Okay, very good. Evet, bir başka Fransız yaya gelmiş buraya ve İpek yolunu takip ediyor. Franç? Franç, what is your name? George. George. Ami, who said? George. 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 Taşrabat, speak. C'est un très joli... On est venu ici pour découvrir la route de la soie. Très joli monument. Very good. Merci. Taşrabat? Donc c'est magnifique. Ah bah Zoé qui est là va pouvoir vous en parler. C'est très très beau, très original. On s'attend pas du tout à voir ce genre de bâtiment ici au milieu de nulle part. Mais en tout cas, ça a beaucoup d'âme. What's your name? Mélanie. Mélanie, France. Yeah. Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Türkiye devletleri ve devlet başkanlarımızın öncülüğünde İpek yolunu yeniden keşfetmek, İpek yolunu yeniden tanımak ve sadece bizim medeniyetimize değil dünya turizmine tanıtmak noktasındaki ilk tura katılmanın büyük bir mutluluğu içerisindeyiz. 24 Nisan'da başlamıştı gezi. İpek yolunun önemli merkezi Konya, Kayseri, İstanbul'dan başlatmıştık geziyi. Sonra Azerbaycan'a geldik ve Azerbaycan'ın Gence, Şeki, Bakü kentlerini gezdik. Ardından Kazakistan'a geçtik uçakla. Kültür başkenti Almata'dan trenle Hoca Ahmet Yesevi diyarı Türkistan'a gittik. Ve Türkistan müthiş bir bölge. Manas okurken Manasçı'nın el işaretleri, mimikleri, gözyaşı dökmesi, zaman zaman gülmesi dinleyenleri destanın içine çekiyor. Canındağı sırgağı, Karakalpak kırgağı, Balaket'in allayın, aylan ayın sırgağı. Manasçı dinleyenleri destanın içine ne kadar çekebilirse o kadar başarılı oluyor. Bir Manasçı'nın Manas'ı okuyabilmesi için yaklaşık olarak 3 yıllık bir eğitimden geçmesi gerekiyor. Manas destanı törenlerde, düğünlerde, bayramlarda, festivallerde ve milli kutlamalarda söyleniyor. Kırgızlar, gelmiş geçmiş en büyük Manasçı olaraksa Sayakbay Karalevit isimli şimdi hayatta olmayan Manas ustasını gösteriyorlar. Babamlar ölüp yatıp dur, yeğenini yetmez, yerindir ölüp yatıp dur. Tağlar başında kanlar ölüp yatıp dur, kalkanları kalkayıp dur, yeligini yetmez, yerindir ölüp yatıp dur. Türkistan topraklarından ayrılmak kolay değil. Ata yadigarı bu topraklar, yüzyıllar geçse de değerlerinden ve kültüründen hiçbir şey kaybetmiyor. Kadim İpek Yolu ile ilgili Türkiye'den yola çıktık ve Kadim İpek Yolu'nun Kırgızistan'daki son noktasına geldik. Tanrı Dağları zirvesinde 3000 metrelik yükseklikteki Taşrabat'a geldik. Değerli izleyenlerimiz, Bir Devre Alem programının da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizleri Kadim İpek Yolu'nun son noktası Kırgızistan'ın Narin Eyaleti'ndeki Taşrabat Kervansarayı önünden Kadim İpek Yolu'nu keşfetmeye davet ediyor. Bir başka Devre Alem programında buluşmak üzere. Tanrı Dağları'ndan, Taşrabat'tan, 3000 metrelik zirveden Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz.